Merhaba Talha, ne haber? İyidir. Senden ne haber? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Eğer boyunda toplam 5 kilo üzeri alırsan sana ilsamı Diyorsun. veririm. Bela atarsam? Bela atarsan üstüne bir de boydan atarım. Diyorsun. Yorum, sana bir şey diyeceğim. Efendim. Amsala koy çocuğu. 2 tane kill alacaksın. 3 oyundur 5 yapacaksın. Aptal geri zekalı. Götünü yırttım burada. Geri zekalı orası. Seni söyleyemem şu an. Yazayım mı chat'e? Annem duyar Yaz şimdi. çünkü. Yaz bakalım. Onu izlemiştim. Çok midem bulandı. Neyse. İşte o. Onu izlemiştim. Çok midem bulandı. Ya yemin ediyorum hala beni çok iyi trollüyorsun ya. Benim saf duygularımı Ben kandırıyorsun. trollemiyorum. Niye trolleyeyim? Anlıyorum canım. Sana işte öğren öğrenme diye bir şey yok ki. Yani bunu evleninceye kadar hayatında olmayacak. Evlendikten sonra nikahlı eşinle olacak bir şey sonuçta bu. O zaman o öğretir. Yani ben kendimi kocama saygılarım diyebiliriz. Ah, aynen öyle. Şu düşüncen, Allah şu düşüncenin dışına çıkarttırmasın. Yani gerçekse tabii, yani gerçek olduğunu düşünüyorum, inanıyorum sana. Niye sana yalan söyleyeyim ki? Sana yalan söylemek gibi bir şeyim mi var benim? Yo, yani daha önce kalbimi kırdın ya, o yüzden. Sen hiç izledin mi önceden? Ben mi? Evet. Kaç defa? Sence güzel bir şey mi? Yok, alakası bile yok. Ay, Berbat. değil mi? Çok iğrenç. Ben anlamıyorum. İnsanlar hani ne bileyim. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O bir setup kurulduğu için, yani ben fotoğrafçıyım, yani ikinci mesleğim fotoğrafçılık, fotoğraf videoculuk. Böyle gelin Yani fotoğrafları falan mı çekiyorsun? Ne çekiyorsun? evet, gelin damat fotoğrafı ve tanıklık Nasıl filmi bildim? çekiyorum. Ben aslında zeki bir kızım. Sen zeki misin? Sen şimdi liseyi bitirdin ve okumadın, değil mi? Evet. Neden Ya okumadın? şöyle, aslında kazandım ama şehir dışına kazandığım için göndermediler. Ne kazandın? Bölüm. Ha, psikoloji kazanmıştım. Hiçbir zaman aynı olmaz. Video kurgudur. Yani tamamıyla en iyi O olmaya amaçlı. videolar kurgu mu? Evet, hepsi de kurgu onlar. Hani onların gerçekle alakası yok yani, anladın mı? Sen çektin mi hiç ondan? Hayır canım, ne alakası Ha, var? ne bileyim, biliyorsun çünkü. Hiç Şöyle diyeyim sevgilin oldu mu mesela. hayatında? Benim mi Evet. oldu? Kaç tane mesela? 4-5 tane falan. Benim bir tane sevgilim oldu. Benim bir tane sevgilim olmuştu. O da lise sonunda. Çocuğun adı Emre'ydi. Neyse. Çok tatlı bir çocuktu. Ama bir gün çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ya biz mahallede işte el ele gezerken babam görmüştü. Aslında babam görmedi. Şöyle oldu. Birazcık karışık, anlatayım hemen. Mahallede bir tane abim vardı. O abiyle de babam iş yapıyor. Yani çok yakınlar aslında. Abinin esnaf şeyi vardı, lokantası. Neyse, o gördü. Ondan sonra gidip babama söylemiş. Babam bunu duyunca beni eve kilitlemişti uzun bir dönem boyunca. Ve çocuğu dövmüşlerdi. O yüzden çocuk bir daha benimle konuşmadı. Ve çok sevmiştim yani. Sen çok iyi bir Sonuçta insansın. ben mi? Evet. Yani genelde öyle derler. Benimle evlenip beni kurtarır mısın bu hayattan? Beni mi? İyi niyetli bir insansan neden olmasın? Beni kurtarır mısın bu hayattan? Seni kurtarırım bu hayattan. Teşekkür ederim. Ben Doğaldım. teşekkür ederim. Evlenince okumama izin verir misin? Yürürüm. Neden verdim? Bilmiyorum. Babam izin vermiyordu çünkü. Sen izin verir misin? Ben senin baban değilim ki. Babam olmaz mısın? Teknik olarak böyle bir şey mümkün değil ama manevi olarak mümkün. Yani şey gibi, hem baba hem koca. Onun gibi düşünebilirsin. Benim İngilizcem çok iyidir. Ben sana daddy diyebilir miyim? Diyebilirsin. Sen İngilizce biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Dediği nereden biliyorsun? Yurt dışında Konuşmasından. nereye gittin? Portekiz. Oha, çok güzel. Lise zamanında gitmiştim 15 günlüğüne. Bir şey diyeceğim, beraber gider miyiz? Neden gitmeyelim? Ronaldo'yu gördün mü? Ronaldo da Portekiz'de galiba. Ronaldo Müslüman diye babam onu çok seviyordu. O yüzden bana bir tek Ronaldo'yu izletiyordu. Ronaldo Müslüman diye. Ronaldo'yu şöyle görmedim. Ronaldo'nun babasının evinin yanından geçmiştik. Ebelik mi? Yani Bir şey hatırlamıyorum ya. diyeceğim. Birkaç tane. Ronaldo'nun süsünü yapabiliyor musun az önce benim yaptığım gibi? Bir kere daha yap, yapamadım. Sü oldu mu?
Ben yapamıyorum ya. Ya bu arada bağlı. Güzel yapıyorsun. Ben de yaptım ya sonuçta. Sen şimdi diyorsun ki ben bu hayattan çok sıkıldım. Beni evet ben lütfen. Seni kurtarıyorum o zaman. Kaçırayım mı seni? Oha nasıl kaçıracaksın? Yatacak yerin yok. Eski üstü çarşafları bağlayacaksın sen. Aşağı ineceksin. Ben arabada bekliyor olacağım. Sen arabaya çarşafa ineceksin. Çarşafa gerek yok. Biz zaten birinci katta oturuyoruz. Biz eski usul yapacaktık ya. Ama birinci katta oturuyorum. Nereye çarşaf bağlayayım? Sen de haklısın yani işte. O zaman işte atlayacaksın ve kaçıp gideceğiz. Onun sonra babana mesaj atacaksın. Babama niye mesaj atıyorum? Bu usul gereği atman gerekiyor. Ne gereği? Usul gereği atman gerekiyor. Mektup yazsak olur mu? Sen gerçekten 21 yaşında mısın? Çok olgunsun. Her şeyi biliyorsun. Gerçekten ya, niye yalan söyleyeyim? Ne bileyim. Bekir. Yaşadıklarım olgunlaştırmıştır. Peki evet. Evlenirsek ben çocuk yapmayı öğretir misin? Öğretirim. İşleyeceğim. Yani zaten teknik olarak bunu da senin de öğrenmen gerekmiyor mu yani sonuçta? Hayır bilmiyorum ya. Ben ne bileyim. Ben bir... Ama gülme tamam mı? Yok gülmem ya. Tamam söz gülmeyeceğim. Arkadaşlarımla konuşuyorduk işte. Onlar bana... Bu arada Valorant'tan tanıştığım arkadaşlarım. Zaten dışarı çıkamıyorum. Yani aha. Dışarı çok nadir. O da... Akşam işte 5 falan en fazla çarşıya falan gidebiliyorum. Edirne'de biliyorsundur belki. Neyse Valorant'tan arkadaş yapıyorum. Onlar bana Swinger diye bir şeyden bahsetmişti. Bir daha söyle. Swinger. Biliyor musun yani, Swinger'ı? Evet yani chat'e yazsana bir. Yazayım. Bak bu. Hmm. Bundan yapabilir miyiz? Bundan mı? Neden böyle bir şey yapalım? Bu... Kötü bir şey mi? Sen var ya beni çok sağlam trollüyorsun ya. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Yani alınma ama ya çok geri zekalısın. Yani bak yanlış anlama ya çok geri zekalısın. Niye bana geri zekalısın? Az önce bana zekisin demiştin. Evet yani çok zekisin herhalde. Yani troll üstünde troll, troll üstünde troll. Trollüyor gibi bir halim mi var sence? Gelip sana ben burada neden annemle babam hakkında bu kadar kötü şeyler hakkında şaka yapayım? İnsanların böyle üzücü şeyleri olabilir. Ya bu... Kötü bir şey aslında evet. Ya yazdığın kötü bir hayat yaşıyor olamaz mıyım? Neden sürekli bana trollüyorsun deyip duruyorsun? Tam anladım hayatım bok gibi ama sürekli üstüme geliyorsun. Gerçekten sabahtan beri seninle konuşmaya çalışıyorum. Beni kurtaracağına inandım. Yaptığın hiç hoş bir şey değil. Git hayatımdan. Ağlayacaktım. Bir dakika. Tamam gel. Sen de ciddi değil miyim ya? Sen ne gibi gözüküyorum oradan? Ya şöyle düşünelim. Sürekli troll diyorsun. Ben trollün ne olduğunu bile bilmiyorum. Yani hayır biliyorum ama bilmiyorum. Yani neyse bakalım. Sen o zaman oyuna girecek misin? Ben dışarı çıktım. Hayır ben gidiyorum. Babamlar yemeğe çağırıyor beni. Sosu kendisi mi atacak ya? Dur bir dakika neyi? Annen de öyle mi? Sosu atacak. Kaçını atacak? Bilmem ki. Uyandım. Uyandır. Ne bir daha söyle. Şimdi söyle. Basıldın mı? Hayır. Şey diyeceğim, seninki kaç santim? Seninki kaç santim? Ne yapacaksın onları ben ya? Merak ettim. Aman merakını unutuver, gitsin canım. Neden? Çok mu küçük? Hem de nasıl? Anladım. Babam yemeğe çağırıyor, ben gideceğim. Babanlar çağırıyor, gideceksin. Hı-hı. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bay bay. Nasıldım chat? Ya videoyu geçtim. Chat çok eğlendim. Bunu fark ettim.